Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aloe vera maskesi yapacağız. Aloe vera'nın kendisiyle yapacağız. Aloe vera'nın faydalarını saymakla bitmez. O yüzden sadece 2-3 cümle edip hemen işleme geçmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Hatta kestim. Bu kestiğiniz yerlerden mutlaka çıkıyor. Bu arada aloe vera nasıl beslenmeli derseniz, gölgede durmalı ve çok az suyla, yani hiçbir şekilde böyle çok su, haftanın 2-3 günü su vermeyin ve gölgede tutmaya çalışın. Aloe vera kolajen bakımından çok zengin bir bitki ve cildinizin ince kırışıklıklarını, nemlendirme, hani aklınıza gelebilecek aslında bütün hepsini karşılıyor. Özellikle ben bir yandan kesiyorum. Özellikle sivilce ve akneli durumlarda sivilceyi kurutma ve akne tedavilerinde de çok sık kullanılır. Şu şekilde kestim. Şöyle göstereyim. Ben önce şu yanlarını kesiyorum. Hiçbir şekilde ziyan etmek istemiyorum jelini. Sonra buradakini keseceğiz. Ben bunu genelde 2 haftada bir falan yapıyorum. Sesi duyuyorsunuzdur. Sonra şu şekilde üstünden sadece tek bir katmanını alıyorum. Arkasına almayacağım. Hem kolay sürüşünü de göstereceğim size. Şöyle kesebilirsiniz. Ben doğal karışımlardan ve doğal olan ürünleri çok seviyorum. Yani bazı mesela sabun bile kullanmıyor olabilir. Ama ben mesela çok değişik sabunlar kullanıyorum. Bunları da size göstereceğim. Tonik olarak gül suyu falan kullanıyorum. Gül suyu yapımını da belki beraber yapabiliriz. Şu şekilde yüzümüze yediriyoruz. Kokusu bile gerçekten çok güzel. Ben biraz sivilcelendim bu hafta. Aslında yüzüm çok böyle sivilce ya da akne eğimli bir cilt değil. Ama karma bir cilde sahibim. Özellikle alnım, yani şu T bölgesi dediğimiz kısımda biraz yağlanmalarım oluyor. Ama hani bölgesel. Çok şikayetçi değilim çok şükür. Bu şekilde cildimize yediriyoruz. Ben biraz daha alacağım. Onu da alın bölgesi ve ellerimde uygulamak istiyorum. Ben yüzümüzü, yani ince çizgilere bile iyi geldiği için, yani yüzümüzde biz ne kadar dikkat ediyorsak mutlaka o önemi ellerimize de vermemiz gerekiyor. Şöyle bol bir şekilde sürelim. Bunu ben saç maskesinde de kullanıyorum. Tabii saç maskesini E vitamini ve bazı ampuller kullanıyorum, eczaneden aldım. Dediğim gibi ben karışımları çok seviyorum. Eğer siz, yani faydalı olabilecek. Ay, bakar mısınız? Harika. Eğer siz de böyle doğal ürünlü videolar gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın ki devamı gelsin. Yüzüm nasıl aydınlandı? Resmen yüzümün neme ihtiyacı varmış. Ben çok memnun kaldım ve hatta yıkamayı düşünmüyorum şu anda. İyice emsin istiyorum. Daha sonra belki gül suyu tonik üzerinden geçerim. Gerçekten harika. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi böyle videoların gelmelerini, devam etmesini istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.